Saygıdeğer misafirlerimiz, Sayın Bakanımız Yusuf Tekin salona teşrif edin. Dışını düzeltme, şahatayım ötesini uzatma, mümin isen bir ikrarda durasın. Alevi ve Bektaşi geleneğinde bir yerde sofra açılmış. Sırrı yağlıyor ne murat derin. Madine... Muharrem ayı ve bu ay içerisindeki etkinliklerimiz bizlerin millet olma bilinci açısından, bir arada yaşama şuuru açısından çok önemli. Kıymetli misafirler, hepinizin bildiği gibi oruç aslında bütün kutsal dinlerde ortak tavsiye edilen alanlardan bir tanesi. Her kutsal din farklı formlarda ve farklı anlamlar yükleyerek müntesiplerine oruç tavsiyelerinde bulunur. Fakat bu formların hepsinin ortak yanı, yılın belli zamanlarında, belli dönemlerinde dünyevi hazlardan ve daha da önemlisi kötülüklerden uzak kalmayı, iyi ahlaklı bir insan olmayı tavsiye etmektir. Cenab-ı Allah Bakara suresinde 283. ayette, ey iman edenler, oruç sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sizin de üzerinize yazılmıştır. Böylece korunmuş olmanız ümit edilir buyurmaktadır. Ayet-i kerimede açıkça görüldüğü üzere İslam'dan önceki dinlerde de benzer formlarda oruç bir arınma, bir kurtuluş ve bir ibadet aracı olarak yer almıştır. Literatüre bakıldığında İslam öncesinde belirli yiyecekleri yememe, sükût etme, ağzı ve kulağı yalandan ve kötü sözlerden koruma ve benzeri şekillerde de yerine getirdiği hepimizin bildiği bir realite. Ülkemizin sahip olduğu zengin kültür içinde de bu anlamda farklı oruç formları ve tanımları mevcuttur. Alevi Bektaşi geleneğinde de bu anlamda oruç önemli bir yer tutar. Eline, diline, beline sahip olmak olarak tanımlanan Alevi Bektaşi geleneğinde de belli özel günlere mahsus oruç formları vardır. Bugün burada ve bir arada bulunmamızın nedeni de bu gelenekteki Hazreti Peygamber Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin ile Ehl-i Beyt'inin yaşadıkları felaket ve musibet gününün yasını tutmak ve şehitleri anmak. Bu yas döneminde eğlenceden ve dünyevi zevklerden uzak, kötülük yapmaktan ve kan akıtmaktan uzak yaşamak tavsiye olunur. Kıymetli misafirler, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim üzerimize düşen çok ciddi görevler var bu anlamda. Müsaade ederseniz birkaç cümlede onlarla ilgili ifade etmek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler toplumsal birliğimizin ve beraberliğimizin sembolü olan bu tür önemli günlerde aynı duyguların yaşanmasını sağlamak ve bu duygudaşlığı gelecek kuşaklara da aksettirilmesini ön ayak olmak zorundayız biz bakanlık olarak. Kıvançta, kederde ve tasada birlik millet olmanın en sade tanımıdır. Bu birliktelik sayesinde Azerbaycan'daki kardeşlerimizle birlikte Karabağ'ı düşünüyoruz. Filistin'deki kardeşlerimizle beraber İsrail zulmüne maruz kalan kardeşlerimize kavli ve fiili duada bulunuyoruz. Eğer bu birliktelik duygusunu yaşayamazsak ve yaşatamazsak millet olma bilincimizi kaybetmiş oluruz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim ana hedefimiz bu şuuru
her daim yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Bugünlerde kamuoyunda ismini sıkça duyduğunuz Türkiye Yüzyıl Marif Modeli açıklamamız tam da bu misyonu ifa etmek üzere üzerinde çalıştığımız bir konu. Biz bu modelle birlikte istiyoruz ki birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz, millet olma bilincimiz daim olsun. Samimiyetle birbirimizi anlamaya ve saygıyla kucaklamaya devam edelim. Hep beraber millet olalım, hep beraber bir olalım istiyoruz. Türkiye Yüzyıl Marif Modeli'nin özü aslında bu etkinlik. Bugün Muharrem orucunu sizlerle birlikte açmaktan dolayı gerçekten samimiyetle söylüyorum, mutluluk duydum. Allah oruçlarımızı kabul ve makbul eylesin. İnşallah sofralarımız bereketli olsun. İşlerimiz asan olsun ve gönüllerimiz de daima rahmet olsun. Rabbim Ehl-i Beyt hürmetine, hak erleri ve erenleri hürmetine dirliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güzelleştirsin, korusun. Hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.